Episod Dergi sunar. Yasemin Şefik'le Mevzu Aşk. Efendim, Mevzu Aşk'tan herkese merhaba. Episod Dergi'de şu anda bayıldığımız bir adam var. Yiğit Özçener. Teşekkür ederim. Herkese merhaba. Merhaba abi. Cezamızı ver istiyoruz. Cezayiler inanılmaz bir iş. İzlerken ilk başta ne yapıyor bunlar? Bu nasıl bir çekimdir? Bu ekran niye konuşuluyor derken müthiş bir şey izledim. Bir de senden dinlemek isterim hikayeyi. Cezayiler yani böyle bir etki yaratması beni şaşırtmıyor. Çünkü yani bu geri dönüşü çok sıkça alıyorum. Tanıdık tanımadık herkesten. Cezayiler çok yenilikçi bir proje. Çok evet. Cesur bir proje. Bunlar pek karşılaşmadığımız türden işler. Ve yeni bir şey yapıldığında da ben orada olmak istiyorum. sanırım olmayı da beceriyorum. Baya. Olmayı da beceriyorum. Ve bu beni çok mutlu ediyor. Cezayiler'de çok cesur bir ekiple çalıştım ben. yönetmeninden oyuncusuna, yani kamera önünden kamera arkasına. Prodüksiyonundan yayıncısına çok cesur bir ekipti. Dolayısıyla hani bu ileriye dair ümidimi de yitirmememe neden oluyor. Cezayirler temelde hani normal nedir, normal kimdir bunu sorgulayan bir proje. Bu aslında hani günlük hayatımızda da bizi çok etkileyen bir sorun. Ya da soru diyelim. Yani. ayrışmak, ayrıştırılmak, ötekileştirilmek. Bütün bu soruların etrafında dönüp dediğim gibi normal nedir? Normal nedir? Kim normaldir? Ne normaldir? Ne değildir? Bunun etrafında dönen bir proje. İlişki durumumu tanımlamış bir normal nedir? bir an. Ama dedim hayatımızın çok içinde diye. Çok içinde bir şey. Ne zaman delireceksin diye bekliyorum. Dizide bu arada normalde değil tabii ki. Çünkü ama normalde de delirmek mümkün aslında. Yani çok ilginç zamanlardan geçiyoruz. Yani ben bunu hep söylüyorum. Bu kadar hani hırsızlığın, haksızlığın bu kadar ayrıştırmanın, ötekileştirilmenin yapıldığı, çok yoğunca yapıldığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla hani şu sıralar delirmezsek hiçbir zaman delirmeyiz. öyle herkes için geçerli bu. Daha doğrusu duyarlı olan, gören, işiten, fark eden herkes için. Hisseden herkes için geçerli bu dediğim. Dizide ne zaman delireceğim bunu yani spoiler veremeyeceğim. Ama delirecek miyim, delirmeyecek miyim? Bakalım göreceğiz. Onu da göreceğiz. Evet. Yiğit Özçener'in bir değişken bir vücut kalıbı var. Kilodan bahsetmiyorum. Mimikler, jestler, hareketler. Bu dizide bambaşka bir Yiğit Özçener görüyorum. Her tavrıyla beraber. Özel bir şeyler izleyip çalıştın mı yoksa bu okurken bir dakika bu adam böyle mi hareket etmeli? Dendi, bilmiyorum. Ben onu her projede yapmaya çalışıyorum. Projeye uygun bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Yani projedeki hem projede sırıtmayacak, projeyle tutarlı hem de karakterle tutarlı bir ritim bulmaya çalışıyorum. ama bunun da tutarlı olmasını istiyorum. Yani öyle tamamen kendim ayrıksı bir şey yapıp da hani bir kişisel şov yapmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu proje de bana bu imkanı verdi ki yani seyrettikten sonra ben hani proje çıkmadan önce seyretmedim bu arada. Hani proje çıktığında ilk basım gösteriminde seyrettim. Benim için de güzel bir sürpriz oldu. Orada şununla karşılaşmak da çok hoşuma gitti. Projedeki bütün oyuncular birbirleriyle çok tutarlıydı tarz olarak, oyunculuklar olarak. Orada o dans var, evet. Evet, evet. Bu da çok sevindirici mesela. Bu da yani işin yaratacağı sonuçla ilgili ve işin insanlara hissettireceği şeyle ilgili çok net bir fikir veriyor bana. O yüzden dönüşler şaşırtmıyor. Kesinlikle bir de bir kameramız var. Belgesel çeken kamera şu anda hani sizin ara ara dönüp anlatmaya çalıştınız. Orada mesela hiç oyundan çıkılmadan devam ediyor ya. Onun çekim tekniği de mi öyle? Evet, çekim tekniği de öyle. Yani burada tabii orada Muratcan ve Muratcan'ın ekibi yani kamera ekibi, set ekibi orada onu yani çok yani önceden çok güzel tasarlamışlar ve hani biz oyuncularla iletişimini de çok güzel kurdular ki ben bunu da çok cesurca buluyorum. Çünkü kolay değil bunu yapmak. Hani
belki düşünmek kolay olabilir ya da dünyada nasıl olsa örnekleri var, tamam, denebilir, olabilir, her şeyin örneği olabilir ama uygulamak cesaret ister. Ki oyuncuya çok iş düşüyor orada. Tabii ki, o ayrı bir zorluk aslında oyun içerisinde. Bir de dozu çok önemli. Evet işte ben onun rahatsız olmadım hiç. Evet, o işte dozuyla alakalı. Dedim yani tutarlılık dediğim şeyin en önemli parçalarından biri de o. Ne hangi dozda yapılıyor? Hani şey gibi, her şey zehirdir, önemli olan dozdur. O güzel. Bunu da kullan. Bunu bir ilişkimin tam ortasında kullanacağım aşkım diye başladım. Çok hoşuma gitti. Çünkü. Bu eczacıların çok sık yani ya da ilaçla ilgilenenlerin söyledikleri bir şeydir. Her şey zehirdir, önemli olan dozdur. Yani zehir gibi görünen şey ilaç da olabilir değil mi? Çok belirli bir dozda verilirse iyileştirici olabilir. Vay, hoşuma gitti bayağı. Arkasından Bozkır gelecek. Evet. Bozkır'ın setine gireceğim yakında. Evet evet onu gördüm. Okuma provalarınızı paylaştınız. Evet. Orada bambaşka bir dünya var. Orası onun dünyası daha, bambaşka. Evet inanılmaz bir şey. Daha daha farklı bir darklığı var oranın. Evet Anadolu kasabası. Evet. Daha küçük yer. Adı üzerinde Bozkır. Her şeyin kendi ritminde gittiği ama alışık olduğumuz ya da büyük şehirlerden alışık olduğumuz hayatın dışında Bozkır'ın kendisine has hayatı sunan, onun içindeki zenginliği de sunan bir proje. Çünkü oranın akışı bambaşka bir şey. İnanılmaz. Evet. Şey oluyor mu peki ya, bu çok abuk bir soru olabilir. Herhangi bir rolde bir anda yakalıyor musunuz? Benle sohbet ediyorsun. Oturduk rakıdayız, bir şeydeyiz. Evet. Bir anda o rolün mimini verdiğin oluyor mu? Ne yok, yapıyorum hayır. Ben oğlum? Yok. Tamam. Ya bu geliyor ama ya da şöyle diyeyim ben hani yeni böyle ya bu geliyor başıma. Şöyle geliyor başıma. Yeni tanışanlar özellikle hani bekliyorlar aslında bunu. Ya da hiç tanımayıp karşılaşanlar hemen tabii akıllarında iş kaldığı için işle ilgili bir şey bekliyorlar. Ama hani onunla hiç alakasız bir şey çıkınca bilmiyorum hayal kırıklığına mı uğruyorlar. Ama işi başka tarif edecek şey olursam ben hani o rolleri şey gibi işte kostüm gibi giyiyorum tabii çıkarıyorum. Rol zaten adı üstünde. Onun dışında işte... Eğer rakı içiyorsak rakı içiyoruz yani. Mimiye gerek hani... yok. Güzel hoşuma gitti o zaman görüşmek üzere. Vapurda, tramvayda, restoranda, otelde, yürürken, işte arabada, orada şurada burada hani ne bileyim mafyacılık oynamıyorum. Belimde kılıçla dolaşmıyorum. Yani deliymiş gibi yapmıyorum. Evet. Bunların hiçbiriyle alakam olmuyor benim. O benim sadece sete girdiğimde İhtiyacım olan yani işte alet çantamdaki aletler. Ha güzel. Aletler bütün topluluğu. Tools'lar orada yani. Bütün evet, her şey. Evet. Oy ne güzel anlattın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Görüşmek ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bye.